Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, yanlış tarım politikalarıyla çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi bitirdiniz. Yetmedi, zulüm ediyorsunuz. Tarlasını, traktörünü, ineğini hazzediyorsunuz. Banka borcundan dolayı kendini yakıyor, seyrediyorsunuz. Acilen tarım kredi kooperatifi ve banka kredi borçlarını uzak ara öteleyin. Faizlerini silin, icraları durdurun. İlaç, gübre, tohum, yem, mazot ve sulama suyu için kullanılan elektrik fiyatlarını düşürün. İthalatçı ve yabancı çiftçiyi zengin etme anlayışından vazgeçin. 2021 yıl için kuraklık tehdidi var. Tarsim'in kuraklık riski için çiftçi korumaya alması ve ürün kayıplarına karşı sigortalama yapıp çiftçinin yanında bugünden durmasını sağlayın. 3,5 milyon hektar tarım dışı kalan ile 700 bin çiftçiliği bırakan üreticiyi yeniden üretime kazandırın. Destekleri zamanında verin. Üretici ürettiğinden kazanamıyor, tüketici pahalı ürün alıyor. Serbest piyasa ekonomisi, serbest soygun ekonomisi olarak işliyor. Bakın Sayın Bakan, bu yıl fasulye üreticisi zarar etmedi. Ancak fasulye üreticisinin 7 lira 8 liradan sattığı bu ürün tüccara geçtiğinde ambalajı, nakliyesi, işçiliğine 1 lira koyuyorum. 1 lira tüccar kârı koruyorum, 1 lira da market kârı koyuyorum. 18 lira 50 kuruşta marketten satıyor. Hiç vicdan yok mu? Siz tüketiciyi de soyuyorsunuz Sayın Bakan. Bakınız nohut. Nohutun bu yıl üreticisi para kazanamadı. 4,5 liradan satılamayan nohutun marketten aldığı fiyatı 13 lira 80 kuruş. Tüketiciyi de böyle soyduruyorsunuz Sayın Bakan. Bakınız 16 bin ton kalktınız nohut ithal ettiniz. 17 bin ton da kuru fasulye ithal ettiniz. Ama Anadolu'da en iyi yetişen ürünlerden biri mercimekti. Siz bu mercimeğin tohumunu Kanada'ya verdiniz. 375 bin ton bu yıl mercimeği Kanada'dan ithal ediyorsunuz. Ve şu anda da 15 lira 80 kuruştan tüketiciye bu mercimek gidiyor Sayın Bakan. Benim bölgemin ürünü patates 1 liraya maliyeti var. Bu patates 1 liraya mal olan patatesi çiftçi 60 kuruşa satamadı, depoya koydu. Eğer Şubat Mart'ta satamazsa bu patates çürüyecek. Ama siz bu sene kalktınız Mayıs ayında büyükelçi olmayan Mısır'dan patates ithaline izin verdiniz. Patates çiftçisinin deposundaki ürünü toprak malzeme ofisine aldırın. Çiftçinin ürünü çürümesin Sayın Bakan. Sayın Bakan, kalktınız bu yıl 1650 lira buğday çiftçisine ekmeklikte taban fiyat verdiniz. Makarnalıkta 1800 lira verdiniz. Hasat bitti. Kalktınız 2450 liradan makarnalık ithal buğday getirdiniz. 1800 lirada ekmeklik buğday ithal ettiniz. Daha sonra da 2450 liradan ithal ettiğiniz buğdayı 1950 liradan piyasaya veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Türkiye'de 20 milyon ton ortalama buğday yetişiyor. 10 milyon ton da ithal ediyorsunuz. Biz diyorsunuz dil kapsamında ithal ettiğimiz buğdayı yurt dışına satıyoruz. Kendi çiftçimiz bunu yetiştirse daha iyi değil mi Sayın Bakan? Bu yıl domates çiftçisi zarar etti. 70 kuruşa ürettiği domatesi 40 kuruşa satamadı. 10 kilo domatesten 1 kilo salça çıkar. Şu anda salçanın kilosu 10 lira. Siz çiftçi değil, tüketici değil, yalnızca rantçıları, ithalatçıları koruyorsunuz Sayın Bakan. Sayın Bakan, pancar çiftçisiyle bu yıl oyun oynadınız. Pancarı 2018 yılında 235 liradan tonla alıyordunuz. 2019 yılında pancarın alım fiyatını kalktınız. 300 lira yapınca Sayın Cumhurbaşkanı'na müjde diye açıklama yaptırdınız. 2020 yılında pancar taban fiyatını kim açıkladı Sayın Bakan? Çünkü utandınız. Tonu 336 liradan pancar fiyatını açıklayınca ne Cumhurbaşkanı açıklama yapabildi, ne siz açıklama yapabildiniz. Türk Şeker Genelge ile 36 kuruşluk kiloda bir fiyat artışı sağladı. Vicdan Sayın Bakan, vicdan. Bu ülkenin çiftçisini bitiriyorsunuz, üreticisini soyduruyorsunuz. Çiftçisini, işçisini, esnafını, emeklisini, engellisinin dertlerine çözüm üretmiyorsunuz. 18 yıldır bu ülkeye verdik dedikleriniz aldıklarınızdan daha çok. Bırakın artık bu işi yapamıyorsunuz.
bu ülkenin üreticisinin sorunlarını çözemiyorsunuz. Sayın Bakan, bakınız, sulama suyu sorunlarını çözemediniz. Kapı bitiremediniz. Buyurunuz. Bir milletvekiline 2 saatlik bakanlık bütçesiyle ilgili 5 dakika konuşma verirseniz biz de bu kadar hızlı konuşmak zorunda kalırız. Sayın Bakan, bakınız, tarım stratejiktir. Eğer gıdada önümüzdeki süreçlerde ithalata dayalı politikanız devam ederse ithal edecek ürün bulamayabilirsiniz. Her ülke kendini korumaya alıyor. Onun için gelin ekilmeyen arazilerimizi ektirelim. Üreticilerimize desteği zamanında verelim. Onların üretim yapmasını sağlayalım. Hayvancılıkta da ülkeyi perişan ettiniz. 38 liradan eti alıyorsunuz. Markette bölüm bölüm eti 100 liraya kadar satılmasına göz yumuyorsunuz. Süt fiyatlarını bir yıldır sabit tutuyorsunuz. Çiğ süt üreticisi 2 lira 30 kuruştan sütünü veriyordu. Buna kalktınız 2 lira 80 kuruşa. Yeme %65 zam gelmişken...